Merhaba sizler, Gormiti 4. sezon teori videosu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi teorimize başlarız. Başlayalım. İlk önce teorimizi ikide video izliyoruz. Gördüğünüz gibi Mecha Show aman Solar Show var sizin Güneş ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle Güneş vuruşu. Yani bu alfa enerji, güneş enerjisi yani. Yani sol güneş enerjisi kullanan bir lord yani. Eklos'a ay ışığı enerjisi kullanıyor yani yıkımın anlam. Yıkım sadece onun tavalı olsun diye söyledi şey. Yani şöyle yani sol ve solar şövalyeler güneş alfa enerji yani güneş gücü kullanıyorlar. Yani güneşin enerjisi, güneş güç yani alfa enerjisi mi benzer yani. Güneşin sadece bir element karakterinde bulunur. Jink denedik Stella'da yani bu solun Solaria'dan geldi anlam. Onun gezegeninden, onun krallığından geldi anlamına geliyor. Yani sol bir Solaria lordu. Yani bu da Gormiti'nin diğerler arasında geçiş yapabildikleri anlamına geliyor. Sihirli boyuttan element diyarına yani Gorm'a. Diğerine geçelim. Peki, bu kalbin hikayesi mi? Gerçek bir kalbi değil öyle değil mi? Neden o çok kötü adam onunla ilgileniyordu? İnsan kalbi başka bir dünyadan taştı. Hayal gücünüzün ötesinde bizlere sahip. Ama onu hiç duymadım be ben. Ben her şeyi bilmem gerekiyordu. Çağlar önce Gorm'a bilindi. İlk Gormiti'den önce bizalarda. İlk Gormiti'den önce. Yani çok eski bir eser yani. Farklı bir dünyadan geldi. Çağlar önce. İlk Gormiti'nin var olmadığı zamanlardan yani. Yani bu da onun farklı bir evren. Titan'ın farklı bir evrenden geldi anlamına geliyor. Kariyer, Solar Kuzen Şövalyeleri, Eklipsiyon Kaos Şövalyeleri ile kalbin kontrolü için savaştı. Asırlar süren savaşın ardından barış ilan etti. Titan kalbi bu takım adalarda, Gorm'un geri kalanından saklı halde zamanın sonuna denk kalacak. Bu kalbin hikayesi... Yani zamanın... Yani bu kalbin gücünü farklı bir evrenden, sol sanki birazcık yalan söylüyormuş gibime geldi. Tankarlı güçlü bir eser ama onun Gorm'dan güçlü bir eser oldu. Ama bu savaşın nedeni aslında Tankarlı'nın çağlar önce gelişi yüzünden. Sol yaşlı bir lord olmalı. Saf enerji lord. Uzun zaman önce var olmuş olmalı sihirli boyutta. Ve kalbi diğer kötü sihirli boyut. Eklos gibi karanlık güçlerden korumak için sol Eklos'ta savaştılar yani. Öyle bir güç Rix'in veya Valtor'un Dark Arena'ya geçse o güçte tüm sihirli boyutu yok edebilirler yani. Diyene geçelim. Kanıtlar. Bir Mecha Gormiti mi? Onların kaybolduklarını sanıyordu. Yani Mecha Gormiti kayboldu diyordu Karak. Çünkü Mecha Gormiti farklı bir evrene geçtiler yani. Teknolojik gücüne sahip bir ırk. Mecha Gormiti'ler gelişmiş teknoloji gücüne sahiplerdi yani. Tek de enerjinin hakimleriydiler. Onların gittiğini söylüyor. Yani Silvot yani tek de ırk türü yani. Zinit ırkının ataları yani. Mecha Gormiti'ler gelişmeye ve bilgiyi öğrenmeye aç bir tür olarak bilinir bir ırk olmalılar. Yani türü gelişmeye ve teknolojide gelişmeye ve öğrenmeye meraklılar yani. Gorm'daki tüm bilgiyi tüketince mekaniksel aracıyla farklı evrenlere terk ettiler yani bir ara. Ve sihirli boyut. Eski Mecha Gormiti'ler
Yani bu da boyutta da gormitinin yaşadığının bir kanıtlarından biri. Diğerine geçelim. İlgimizi Eklos'un amacı portalı açmaktı. Yani portala gittiği yerin neresi olduğunu bilmiyoruz. Ya kadim Titan'ın geldiği diyara ya da tahminen sihirli boyuta gitmiş olmalı. Link evrenine. Eklos'un her nereye olsa o portallı bir ilgisi vardı. Eklos'un asıl amacı sanki o portalı açmak ve bunda da başarılı oldu. Eklos o portalı taneri açılıyorsa artık orada çok önemli bir şey olmalı yani. Sezon 4'ten 1'e kadar son.